İyi akşamlar sayın seyirciler. Sinema gecesiyle birlikteyiz. Konuğumuz Ebru Tekman. Bu akşam Kieslowski'nin Kırmızısını izleyeceğiz. Üçlemesi, üç renk üçlemesi, mavi, beyaz ve kırmızı serisinin Kırmızısını izleyeceğiz. Onu konuşmadan önce nasılsın Ebru bu arada? Yani onu sorayım. İyiyim, sen nasılsın? Ebru, sivil toplum örgütlerinin koordinasyon işlerini hallediyor. Karpaz Dostları Derneği. Büyük konuk ekoturizmden. Büyük konuk eko turizm derneği. Ve SOS Çocuk Köyü'nün de bir projesi var. Evet, o da yeni başlıyor. Bunları takip ediyorsun. Bu arada film de izliyorsun. Evet. Tabii ben Kieslowski olarak telaffuz ediyorum ama sanırım Türkler Kieslowski olarak sanırım Kieslowski doğrudu. Polonya aslında. Evet, Polonya asıllı yönetmen. Benim öğrencilik yıllarımda çok, yani 90'lı yıllarda çok popüler bir yönetmen olmuştu. Hayatta değil şu anda. Evet. Önce Kieslowski hakkında neler söylemek istersin? Şimdi Kieslowski Varşova doğumlu. 1940'larda galiba, 41 olması lazım, o civarlarda doğuyor ve aslında tuhaf bir hayat hikayesi var. Çok geziyor. Çünkü babası verem hastası ve Polonya'daki bütün sanatoryumlara yatıyor ve böyle çok gezici bir çocukluk geçiriyor ve hiçbir zaman bir ideali olmuyor. Şu olayım ya da bu olayım diye. Tesadüfen itfaiyecilik okuluna yazılıyor. Ama orada da işler rast gitmiyor. İtfaiyecilikten vazgeçiyor. Ve birden aklına geliyor. Ben niye yönetmen olmuyorum? Ve o zamanlar çok ünlü bir okul var. İsmi Loj. Loj Sinema Okulu. Yani sosyalist çevreler için çok önemli bir okul. Gidiyor. Diyor ben bunu sınavına gireceğim. Sınavına giriyor. Olmuyor. Gelecek sene tekrar giriyor. Olmuyor. Artık tam ümidini kesmişken üçüncüde alınıyor. Ve Loj'dan mezun oluyor. Loj aslında sinema dünyasında çok önemli yönetmenler kazandırmış bir okul. Yani gene dönemdaşları olmasa da Roman Polanski ve Andrzej Wajda bu okulun en çok bildiğimiz isimler. Loj'dan mezun olduğunda ilk önce belgesel çekiyor. Çoğu yönetmen arkadaşlarının o dönemlerde yaptığı gibi. Fakat çektiği belgesellerden bir tanesi bir mahkemede kanıt olarak kullanılıyor. Diğeri de sansüre uğruyor. Ve ondan sonra diyor ki ben kurgu çekeceğim, sinema filmi çekeceğim. Ve böyle başlıyor sinema filmi çekmeye. Birkaç filmden sonra, çok duyulmayan filmden sonra Dekalog'u çekiyor 1988'de. Musa'nın 10 emri üzerine kurulu, öldürmeyeceksin, zina yapmayacaksın, Tanrı'nın adını ağzına almayacaksın da başlayan. 10 emri üzerine her emre paralel öykülerin olduğu bir Penelax, toplu konut sitesinde geçen öyküleri çekiyor. Her dizi sanırım böyle bir saate yakın ve her farklı dizide de aslında komşular bir şekilde birbirleriyle karşılaşmaya başlıyorlar. Dekalog Kieslowski'nin Avrupa'da tanınmasını sağlıyor. Çünkü Alman fonuyla çekiliyor. Yani Polonya televizyonuna çekiliyor olmasına rağmen Alman fonuyla çekildiği için tanıtımını da onlar yapıyorlar. Ve böylece tanınıyor. Aslında hiç Kieslowski seyretmemiş biri. Bence Dekalog'u seyrettiğinde direkt bu film onun filmi diyebilir. Çünkü o temel kader, paralel hayatlar, diğer hayatımızda bizim elimize geçen diğer şanslar gibi böyle çok Kieslowski sinemasının çok bariz temelleri Dekalog'da kendini gösteriyor. Sonra Veronica'nın çifte yaşamını çekiyor. 90 olması gerek. O filmle daha da tanınıyor Avrupa'da ve birçok ödül alıyor.
akabinde de bu Fransız bayrağından esinlenerek çektiği mavi, beyaz ve kırmızıyı çekiyor. Mavi, beyaz ve kırmızıdan sonra sinemayı bırakacağını söylemişti. Sinemayı bırakıp evimde sigara içeceğim demişti. Ama aslında yine de duramadı çünkü çok sinemaya bağlı bir adam. Ben bir belgeselini seyrettiydim. Çok hoşuma gittiydi. Soruyorlar işte, niye sinema yapıyorsunuz? O da diyor ki, daha iyi yapmayı bildiğim bir şey yok, o yüzden sinema yapıyorum. Aslında diyor, sinema çok sıkıcı, çok stresli bir şey ama gerçekten başka bir şey daha iyi yapmayı bilmiyorum, o yüzden sinema yapıyorum. Ve bırakacağım diyor. Hakikaten bıraktıktan bir süre sonra da artık kader mi? Onun sinema tarzına çok yakın bir şey aslında. Bir bypass ameliyatı sonrası vefat etti. Çok şanssız diyorum. Evet, çok şanssız diyorum. Yani genç ölümlerden biri. Ama zaten chain smoker derler. Yani hiç sigarayı bırakmadan, hiç yani eklemeden, kibrit çakmak falan kullanmamıştı. Sürekli ekleyerek içiyormuş. Kaç yaşından beri yani çok beklenen bir şey. Sigarayı çok seviyormuş demek ki ama biz sigaraya karşıyız tabii. Şimdi Kieślowski, yani benim önce keşfettiğim Kieślowski veya benim dönemimde keşfettiğimiz Kieślowski, aşk üzerine bir filmden başladık. Çok basit, genç birinin işte karşı apartmanda kadını gözetleyerek veya işte onu dürbünle izleyerek bir aşk şeye dönüştürüp işte iyi bir şeyle sonu iyiyle biten bir film olarak. Çok basit bir tema olarak tanıdık. Ondan sonra tabii ben öldürme üzerine bir filmi gördüm daha sonralar. Evet. Onlar Dekalon 6-7 numaralı, yani o parçalarından uzun çekilenler sanırım. Sonra bizim o dönemde 94'te sanırım İzmir 9 Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi'nin düzenlediği bir sinema festivali vardı. İlk kez orada 3 rengi sinemada seyretme şansına eriştim ben. Tabii film hep ekranda da söylüyoruz, yani sinemaya gidin, filmleri sinemada izleyin. İlk kez orada ben sinemada izleme şansına eriştim. Çok etkileyici bir sinema dili vardı. Herkes Kieślowski falan takılıyordu işte. Hangisini izlemişti? Üçünü de izlemiştik. Üçünü de izlemiştik. Veya yanılmış olabilirim. Beyaz ve maviyi kesin izlediğimi hatırlıyorum ama kırmızıyı başka bir yerde izlemiş de olabilirim. Ama sinemada izledim onu da. Herkes böyle öğrenci arkadaşlar falan, herkes işte Kieślowski'ci falan takılmaya başladı. Tabii biraz sinema fetişisti olarak değerlendiriliyor. Özellikle bu renklerde falan yani izleyenler de görecek, her taraf kırmızıdır mesela bu filmde. Yani aslında mavi, beyaz ve kırmızıyı böyle bir renk gibi kullanarak. Yani çok, ben teknik tarafına çok hakim değilim ama senin de dediğin gibi işte mesela kırmızı da kafenin tabelasından tutun da arabalar, bardaklar, işte telefonlar, görebildiğimiz ve kullanabildiğimiz her şey neredeyse kırmızı. İşte kadınla fotoğraf yapılan çekim mekanları falan. Ama şeye çok dikkat ediyor Kieślowski. Yani mesela 3 filmde de girişinde kullandığı materyallerin kendince açıklamasını yapıyor. Diyor ki mavi arabayla başlıyor. Beyaz bavullarla başlıyor bir bantında, havalimanında. Ve kırmızı da telefon kablolarıyla başlıyor. Diyor ki hayatta kullandığımız bazı şeyler var, tehlikesini bilmeden kullanıyoruz ve onların tehlikesi zamanla karşımıza çıkıyor. Yani bir takım şeyleri kullanırken gerçekten yüzlerce kez, binlerce kez düşünüp, yani gerçekten arkasında ciddi bir felsefenin yattığı bir yönetmen aslında. Mesela de öyle, kırmızıda da kırmızıyı kullandığı yer seçimleri de çok ilginç ve kırmızıyı zaten kendi diyor. Bu filmde diyor, ben ölümle hayatı anlattım, kan kırmızıdır ve bize hayat verir ve kader de kırmızıdır. Yani başka kardeşliktir aslında Fransız bayrağındaki anlamı ama
O daha farklı bir anlamda kırmızıyı kullanıyor. Hayat ve ölüm. Özgürlük, eşitlik, kardeşlik. Yani evet. Üç rengin şeyi evet. Direkt açılımı. Evet. Demek ki şeyi tabii Kiyoslowski biraz izleyince göreceksiniz. Kaderci bir şey. Evet, evet, evet. Metafizik sineması yapar. Evet, kesinlikle. Rastlantıya çok tesadüfler önemlidir. Tesadüfler çok önemlidir, kesinlikle. Hatta az önce senin bahsettiğin dekaloglarda falan, dizilerin karşılaşmalar evet. Falan. Evet. Özellikle bence önce maviyi sırayla izleyin, evet, evet. Sonra beyazı, sonra kırmızıyı izleyince görecekler ki hepsi orada karşılaşacaklar yani son. Evet zaten şey kırmızının finalinde üç filmde de oynayanlar bir şekilde finalde karşılaşıyorlar. Doğru. Tabii bu Polonyalı mesela burada da araba kırmızı Polonya sinemasına baktığım zaman ya veya işte Polonya sinema okuluna baktığım zaman bunlar şey. Daha materyalist evet. Şeyler olmasını beklerken aslında çok farklı bir yolda çok farklı gitti. Bir yolda evet. Gitti. Yani kendi bunu çok değişik anlatıyor. Şey diyor, dünyada diyor insanları ayırabilecek çok şey var. Politika, din, işte dil, hepsi bizi ayırıyor. Ama diyor, senin dişin ağrıdığında ben onun nasıl bir ağrı olduğunu biliyorum. Sen birini kaybettiğinde ben onun acısının nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Halbuki diyor bu böyle şeylerle, böyle şeyleri anlatarak sinemada insanları birleştirmemiz mümkün. Ben diyor o yüzden hiçbir zaman insanlara ayıracak şeyler anlatmadım sinemamda. Hep işte tesadüfleri, kaderleri, paralel yaşamları, hepimizin hayatında başka şansların olduğunu hep böyle şeyleri anlattım diyor. Çünkü insanları bir araya getirmeye çalıştım. Ortak olan şeyleri anlatmak istiyorum. Bu oyuncu da çok iyi bir oyuncu. İren Yakov ya. Ama sen az önce söyledin pek ondan sonra evet, sonra çok evet. Şans bulamadı. Evet. İren Yakov'u çok kısa böyle 3-5 saniye gözüktüğü bir filmde keşfediyor Şeşlovski. Veronica'nın çifte yaşamından önce ve hemen ona ulaşıp Veronica'nın çifte yaşamı için film teklifinde bulunuyor. O filmle çok ünlendi İren Yakov. Daha sonra Kırmızı'yı da daha üçleme kafasında yokken Şeşlovski demiş ki senin için bir film hazırlıyorum. Sırf sana, senin için yazıyorum senaryoyu. Sen oynayacaksın. Adı da Kırmızı olacak. Zaten böyle şeyler de var kafasında. Çalışmak istediği, yani öyküyle birleştirdiği kişiler var. Mesela Juliette Binoche da Mavi'yi çekeceğinde ajansı aramış Juliette Binoche'u ve demiş ki işte Şeşlovski gibi film çekecek. İsmi Mavi. Ama sen oynayamazsan eğer çekmek istemiyor. Ama çok iyi, ben ikisi çok benziyor. Yani ben karıştırdım. Evet, sözümü kestim. Evet, yani şey kafasında birileri var. O filmi ona modluyor. Ona kodluyor ve onunla çalışıyor. Yani vazgeçmiyor ondan. Kesinlikle çok iyi bir senaryo anlayışı var. Genelde kendi yazıyordu zaten. Evet. Ve bu senaryoyu görsel olarak çok iyi ifade ediyor. Evet. Geçişleri falan şeyleri çok rahat izlenebilen bir sinema anlayışı evet, var. Evet. Ve belki de son dönem dünya sinemasına farklı bir soluk getirerek bir açılım getirdi. Fakat ömrü daha farklı şeylere üretmeye yetmedi. Veya zaten kendisi belki de. Üretmek de istemedi belki de. Belki de. Yani onun filmlerini seyredenler hep bunu söylüyorlar. Belki de istemiyordu gerçekten. Yani gerçekten artık sinemayı bırakmak istiyordu. Peki Kiyoslowski ile ilgili başka söylemek istediğin neler var? Benim çok ilgimi çeken bir şey. Yani mesela Kiyoslowski filmlerinde bu kader, karşılaşmalar, tesadüfler bunları çok çok yakından hissedersiniz ama ben mesela bunun için belirli teknikler kullandığını bilmiyordum. Bunu yeni öğrendim. Mesela bir karede kiliseye giriyor Valentin ve köpeğini arıyor. O kilise kapısını bize 5 saniye önce tekrar gösterdiğini ve o kilisenin kapısını tekrar gözükeceğini bize haber verdiğini anlatıyor. Hitchcock var ya bir şeyi var diyor. Evet. Yani önceden gelecek olan şeyi hatırlatmaya mı çalışıyor? Evet, yani az önce bana da söyledin. Yani mesela bir evin içinde bir fotoğraf gösteriyor.
bir kızın bir fotoğrafı gösterdi. Hiç alakası olmayan bir şey gibi yani o sahnenin. Evet. Fakat ışığı çok iyi kullandığı için onu biz bilinçaltımızda mı? Evet, aslında bunu saniyesel olarak hesapladığını falan anlatıyordu o belgeselde. Retroactive reasoning deniyor buna. Türkçesine baktım, bulamadım. Yani filmde bize onun birkaç sene, saniye sonra yaşanacaklara bir gösterge olsun diye konuyor. Birbirini takip eden bağlantılı sahneler. Ve kırmızı da bunu özellikle çok kullandığını söylüyor. Kırmızı tamamen şey üzerine bir film. Aslında kardeşlik derken iki birbiriyle çok alakası, hatta hiç alakası olmayan insanın bile hayat yollarını bir araya getirirse, bir şekilde onları karşılaştırırsa kardeş olabileceklerini anlatıyor. Valentin bir yargıçla tanışıyor. Fazla anlatmak da istemiyorum. Ve aslında çok hiç karakterleri birbiriyle örtüşmeyen iki insan bunlar. Ama kader onları bir araya getiriyor ve kardeş oluyorlar. Ve filmi özellikle Cenevre'de çekmiş. Çünkü Cenevre Avrupa'dan yalnızlığın, iletişimsizliğin hani en dorukta olduğu sembolik yerlerden biri. Özellikle oraya o yüzden tercih ettiğini söylüyor ve böyle şeyi çok hissediyoruz yani film boyunca. Aslında ne kadar az konuşuyoruz, konuşsak da ne kadar az birbirimize dokunuyoruz. Ve o kardeşlik temasını filmin tamamına çok güzel yaymış. Evet, ben de bu filmi çok beğeniyorum, onu söylemek ne istiyorum. Ne güzel. Evet, çok teşekkür ederiz. Bize, ben teşekkür ederim. Bizimle beraber olduğun için, paylaştığın için. Ben teşekkür ederim. Bu akşam Kırmızı'dan sonra onun bir kısa biyografisiyle ilgili bir belgesel de paylaşacağına meraklı olanlar onu da izleyebilirler. İyi akşamlar sayın seyirciler. Başka bir sinema gecesinde karşılaşmak dileğiyle iyi akşamlar diliyoruz. Okay.